Hoş geldiniz Ezgi hocam. Hoş buldum. Hocam, diş çürüğü genetik midir? Bak şimdi sana bunu güzel bir örnekle açıklayayım. Genetiği elinde dolu bir silah tutmak olarak düşün. Şimdi sen bu silahın tetiğine basmadığın sürece asla bu silah patlamaz, değil mi? Evet, doğru. Hah, işte genetik yatkınlığın varsa elinde dolu bir silah vardır. Evet risk altındasın. Dişlerinin çürüme ihtimali çok yüksek. Ama eğer sen önlemleri alırsan yani tetiği çekmezsen diş çürüğünden korkmana gerek yok. Ya hocam şimdi kesin önlem diye diş fırçalayın diyeceksiniz de fırçalıyorum ama gene de dişlerim çürüyor. Mesela benim hiç diş fırçalamayan bir arkadaşım var. Ağzında bir tane dişinde çürük yok. E bu nasıl oluyor peki? Gıcık oluyorum. Tamam güzel soru. Şimdi burada çok farklı sebepler var. Öncelikle bir diş neden çürür sebebini biliyor musun? İşte fırçalamazsak çürür ya da şeker çikolata yersek falan çürür diye biliyorum. Hayır hala kanala abone olmadığınız için çürür. Şaka bir yana evet bu dediklerinden çürür ama bununla ne alakası var? Şimdi bak bizim ağzımızda dişlerimizin üzerinde her yerde bakteriler var. Bunlardan bazıları yararlı bakteriler bazıları da zararlı bakteriler. Zararlı olanlar şekerle besleniyor. Şimdi sen gittin bir çikolata yedin. Sonra bir de üstüne dişlerini fırçalamadın. Ne oldu? Senin dişlerinin üzerindeki girintilerde, çıkıntılarda hep çikolata kaldı. Ha, şimdi o zararlı bakteriler içinde bir sürü şeker olan o çikolatayı yemeye başlıyor. Yiyor, yiyor, yiyor ve dışarıda atık atıyor. O atığın içinde dişi eritecek, çürütecek çok zararlı asitler var. İşte bu atık yüzünden dişin erimesini biz çürük diyoruz. Ha, yani ben dişimi fırçalarsam yemek artıklarını fırça götürecek. Bakteri yemek bulamayacak. Haliyle asitli atıktan oluşmayacak. Aynen öyle. Ya da sen şekerli de yemezsen bakterinin yiyeceği bir şey olmadığı için o asitli atık yine oluşmuyor. İşte bu yüzden örneğin senin arkadaşın tamam çok diş fırçalamıyorsa bile şeker, çikolata, kola gibi şeyler tüketmiyorsa işte bu yüzden de dişi hiç çürümemiş olabilir. Ya hocam illaki yiyordur yani hepimiz illaki şeker de yiyoruz, çikolata da yiyoruz, yemiyor muyuz? Evet haklısın hepimiz tüketiyoruz bunları. Aslında çüreye yatkınlığı arttıran başka sebepler de var. Mesela dişlerinin şekli, dizilimi, yapısının sağlamlığı hatta tükürüğünle bile alakalı olabilir. E i̇şte hocam bu biraz genetik olmuyor mu? İlla ki diş çürüğü bana genetiktir dedireceksin yani. Uğraşma demeyeceğim. Olay hep bizde bitiyor. Sen yağmurda şemsiye almadan çıkarsan ıslandın diye kendini mi suçlayacaksın bulutu mu suçlayacaksın? Tamam hocam kabul ettim sayın da bir de tükürük dediniz. Tükürükle diş çürüğünün ne alakası var? Çok alakası var. Tükürük doğal bir temizleyici yemek yedikten sonra yemek artıklarının birçoğu otomatik olarak temizleniyor. Ne temizliyor bunları? Tükrüğümüz temizliyor. Örneğin birinde ağız kuruluğu varsa o zaman bu temizleme azalacak. Daha çok yemek birikip çürük riski artacak. Hocam iyi de tükürüğüm azsa ben ne yapayım? Önlem alın dediğinizde bir sürü sebep saydınız. Ben hepsini tek tek nasıl bileceğim? Nasıl önlem alacağım? İmkansız yani. İşte zaten bu yüzden diş doktorları var. Eğer dişlerine iyi bakmana rağmen hala dişlerim çürüyor diyorsan doktor seni muayene ettiği zaman bunların sebebini sana detaylıca anlatacaktır. Sen sadece onun söylediği önlemleri uygula, suçu da genetiği atma. Tamam hocam, doktorun da fikrini aldım diyelim. Ama peki dişim çoktan çürümüşse ne yapacağım? Diş çürüdükten sonra <laughs> de bunu iyileştirebiliyor muyuz? Mesela güzelce fırçalasam, çok şekerli yemesem çürüğüm geçer mi? Maalesef buna İsviçreli bilim adamları bile bir çare bulamadı. Diş çürüğü evde kendi kendine iyileşebilecek, evde kendi düzeltebileceğiniz bir şey değil. Çürüdükten sonra illaki bir diş doktoru tarafından tedavi görmeniz gerekiyor. Burada çürüğün miktarına göre dolgu olsun, ilerleyen aşamalarda kanal tedavisi olsun, farklı tedavi seçenekleri var. Kanal tedavisini zaten Mert Hoca anlattı. Şuradan isteyenler onu da dinleyebilir. Diş dolgusu nasıl yapılır? Bunu da başka bir Video'da uzun uzun konuşuruz. Söz. Günün birinde kesin ihtiyaç duyacağınız bir bilgiyi aradığınızda kolaylıkla bulabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmenizin bize çok yardım oluyor. Yorumlarda aklınıza takılan soruları yanıtlamak için bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.